10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 95 Cevapları. Öğün yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Öğün Yayınları Ders Kitabı Cevapları. Sayfa 951. Türk toplumunda ağıt söyleme yaygındır. Siz de çevrenizde söylenen ağıtlardan bildiklerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. Cevap, bu ağıt, nişanlı iken genç yaşta ölen Ziyade için söylemiştir. Emmim kızı aç kapıyı gireyim. Hasta mısın halin sorayım. Susuz değil misin bir su vereyim. Çaylarda çalkanan sellerin hani yatarsın gaflette gamsız kaygısız. Ninni balam ninni kalma uykusuz. Hem garip hem çıplak hem aç hem susuz. Felek fukarası malların hani iki. Ölen kişinin ardından hayır duasında bulunmak toplumun hangi yönüyle ilgilidir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. Cevap, ölenin hayatta iken yaptıklarının, vefatından sonra kişinin kendisine ulaşacağını ifade ve hayatta iken hayır yapmaya teşvik etmek için söylenmektedir. Biraz da ölenin gittiği yerde huzur içinde olması için söylenmektedir. Üçüncü insanın ölüm karşısında korku ve üzüntüsünü dile getirmesi, onun hangi yönünden kaynaklanır? Düşüncelerinizi sözlü olarak ifade ediniz. Cevap, insanın duygusal ve zayıf bir varlık olduğunu gösterir. Çünkü insanlar ne kadar güçlü olurlarsa olsunlar ölüm karşısında aciz ve çaresizdirler. 10. Sınıf Öğün Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 95 Cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.